Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. ...1961 yılında Yunan yük gemisi kaptanı Tio yine denizlerdeydi. Bahamalardaki iki büyük adayı ayıran Northwest Providence kanalına geldiklerinde çok ilginç bir şey oldu. İkinci kaptan Nikolaos Spydakis o sırada denizi tarıyordu. O anda denizin üzerinde yüzen beyaz bir tahta gözüne çarptı. Son derece ufaktı. Bunun bir tekne ya da herhangi bir deniz taşıtı olması imkansızdı. Nikolaos bu cismin bir enkaza ait olduğunu düşündü. Yakınlarda bir kaza olmuş olmalıydı. Nikolaos hemen kaptanı uyardı. Rotamızda ufak beyaz bir şey var. Dikkatli ol kaptan, çarpmayalım. Yük gemisi beyaz cismin yanına doğru geldiğinde mürettebatın heyecanı ikiye katlandı. Gördükleri şey hayret vericiydi. Bunun bir gemiye ait olduğu aşikardı. O ufak şey şişirilebilir bir bottu. İlginç olansa üzerinde 11 yaşlarında sarışın bir kızın yatıyor olmasıydı. Kız tek başınaydı. Bayılmış, kendinden geçmiş bir halde adeta ölüm uykusuna yatmıştı. Mürettebattan bir isim onu kurtarmak için hemen aşağı indi. Bota yanaştığında güneş gözlerini yakmaya başladı. Görevli gözünü sıktı ve bu fotoğrafı çekti. Bu resim daha sonra dünyaca ünlü Life dergisinin manşetini süsleyecek ve tüm dünyaya ulaşacaktı. Peki kimdi bu çocuk? Okyanusun ortasında tek başına ne yapıyordu? Bu yolu nasıl bulmuştu? O Amerikalıydı. İsmi Terry Joe Dupre oldu. Ve mürettebatın tahmin ettiği gibi tam da 11 yaşındaydı. Onun hikayesi oldukça ilginçti. Terry'nin babası ünlü bir göz doktoru olan Dr. Arthur Dupre oldu. Arthur, 8 Kasım 1961'de ailesiyle birlikte bir deniz yolculuğuna çıkma kararı almıştı. Gezi için lüks bir tekne kiralayacaktı. Arthur'a bu gezide eşi Jean, 14 yaşındaki oğlu Brian, kızları 11 yaşındaki Terry Jo ve 7 yaşındaki Renee eşlik edecekti. Green Bay, Wisconsin'den başlayacak olan yolculuk Fort Lauderdale, Florida'da son bulacak, ardından dönüş yoluna çıkılacaktı. Aile bir hafta sürecek olan bu yolculuğa alışıktı. Sık sık lüks yatlar kiralayıp maviliklere açılırlardı. O dönemde kiraladığı tekne 18 metrelik iki direkli bir yelkenliydi. Tekne ailenin kiraladığı son tekne olacaktı. Bu lüks teknede aile üyeleri dışında iki isim daha vardı. Bunlar Dr. Arthur'un yakın arkadaşı, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı gazisi olan Julian Harvey ve onun Temmuz ayında evlendiği 6. eşi Mary Dean'di. Hikayenin en büyük soru işareti bu iki isim gibi görünüyor. Ancak asıl sorun tek bir kişiydi. Ekip 8 Kasım günü limandan ayrıldı. İlk günlerde her şey yolundaydı. İki aile gayet iyi anlaşıyordu. Gezinin 5. günde gelindiğinde Terry Joe kamerasında uyuyordu. Biraz sonra yukarıdan gelen bağırışmalar onu uykusundan uyandırdı. Terry ne olduğunu anlamak için hemen yukarıya çıktı. O esnada annesi Jean ve abisi Brian'ın hayatını kaybettiklerini gördü. Terry bu şokla yüzleşiyorken Julian Harvey ona doğru yürüyordu. Terry onu görünce "Burada ne oldu?" diye sordu. Harvey ise önce ona yaklaştı, daha sonra yüzüne bir tokat attı ve hemen kamerasına gitmesini söyledi. Terry kamerasına doğru giderken alt tarafta suların yükseldiğini gördü. Tekne su alıyordu. Yağ kokusu alt tarafı tamamen sarmıştı. Terry yeniden yukarıya Julian'ın yanına çıktı ve geminin battığını söyledi. Julian'ın verdiği tek cevap "Evet öyle" oldu. Terry sonunun geldiğini anlamıştı. Julian'ın yanından uzaklaşır uzaklaşmaz tekneden kaçmak için yollar aramaya başladı. O sırada az ilerideki ipleri gevşemiş olan sal dikkatini çekti. Bu belki de Terry'nin tek şansıydı. Bir ışımla ipleri çözdü, salı denize attı ve akabinde kendini aşağıya bıraktı. Terry'nin son derece zorlu hayatta kalma serüveni böylelikle başlamış oldu. Ama çok deneyimsizdi. Dakikalar önce yaşadığı kötü anlar aklından hiç çıkmıyordu. Terry denizde saatlerce sürüklendi. Aç, susuz ve psikolojisi darmadağın olmuş bir halde kurtarılmayı, kendisine uzatılacak bir yardım elinin gelmesini bekledi. Sal çok ufaktı. Mürettebatın dediğine göre salın içi 30 cm genişliğindeydi.
uzunluğu ise ancak 75 cm. Terinin üzerinde pembe kadife bir pantolon ve beyaz bir bluz vardı. Ayakları çıplaktı. Korunmak için örtü ya da başını koruyabileceği herhangi bir şey yoktu. Bu mücadele 4 gün sürecekti. Terry'nin tahminine göre zaten ikinci günden sonra bilincini kaybetmişti. Kalan diğer iki günde gözünü hiç açmamış, neler olup bittiğinden habersiz sürüklenmeye devam etmişti. Dördüncü güne girdiğinde hatta tam da 84. saatte kurtarıldı. Kaptan Theo'nun mürettebatı ona yeniden hayat vermişti. Terry'nin güneşin kavuran sıcağından, açlığın ve susuzluğun yıkıcı etkisinden sağ salim çıkmayı başarması bir mucizeydi. Şansı yaver gitmişti. Bulunduğunda ateşler içindeydi. Sürekli öksürüyordu. Peki bütün bunların sebebi neydi? Her şeyin başı Julian mıydı? Öyleyse bunu neden yapmıştı? Mürettebat Terry'i önce doyurdu. Ardından dinlenmesi için onu yalnız bıraktılar. Terry kalktığında her şeyi anlattı. Julian tüm ailesini öldürmüştü. Sadece onlarla da kalmamış, kendi eşini bile öldürmüştü. Terry o gün için başka ilginç bir detay da anlattı. Salat derken yalnız olmadığını, yanında 7 yaşındaki kardeşi Rooney'in de olduğunu anlattı. Ancak ufak bedeni bu zorlu şartlara dayanamamış ve hayatını kaybetmişti. Terry atladıktan dakikalar sonra teknenin gözden kaybolduğunu, Julian Harvey'e ne olduğunu bilmediğini söyledi. Aslında Terry sallan ayrılıktan hemen sonra Julian da ayrılmış ve bir bota binmişti. Daha iyi bir bota sahipti. Planı çok daha önceden yapmıştı. Kısa süre sonra başka bir yük gemisi Körfez Aslanı tarafından bulundu. Ve Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik bölgesine götürüldü. Julian onlara teknenin battığını ve herkesin öldüğünü söyledi. Amacı çifte tazminat almaktı. Bütün bu acının sebebi 20 bin dolarlık tazminat ücretiydi. Ancak ifadeleri çelişkiliydi. Julian fırtına sonrası yelkenlerin devrildiğini söylemişti. Tekneyi inceleyen ekip direklerin düz bir şekilde düşmüş olduğunu gördü. Bir fırtınanın direkleri düz düşüremeyeceğini ancak eğebileceğini biliyorlardı. Bu da onun yakaladıkları ilk yalanıydı. Julian sahil güvenlikte misafir edildiği esnada Terry Joe'nun bulunduğu haberini aldı. Bu güzel haber onda büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Böyle bir şey hiç beklemiyordu. Son ana kadar iyi gelen planı son düzlükte bocalamıştı. Çok daha sonra Harvey'nin ikinci eşi ve annesiyle birlikte bir trafik kazası yaşadı, araçtan kurtulan tek insanın Harvey olduğu öğrenildi. Harvey bu kaza sayesinde sigorta şirketinden tazminat almıştı. Yine yıllar önce batmış olan başka bir teknede Harvey de vardı. Ve evet yine tazminat almıştı. Julian bu kez her şeyin sona erdiğini anladı. Artık alacağı tek tazminat yüklü bir hapis cezası olacaktı. Ama onun cezaevine girmeye niyeti yoktu. Terry Joe'nun hayatta olduğunu öğrenir öğrenmez henüz insanlar geçmişi hakkında bilgi sahibi değilken bir görevli ikna etti ve bir motele yatmaya gitti. Aynı gecede intihar etti. Aslında Julian Harvey'nin kurduğu oyunun elinde patlamasının nedeni yine kendisiydi. Çünkü istese Terry Joe'yu öldürebilirdi. Ancak bunu yapmamıştı. Bu bir hata mıydı? Yoksa onun zaten hayatta kalamayacağını mı düşünüyordu? Ya da kimseye göstermediği merhameti ona mı göstermişti? Yazar Earl Stanley Gardner'a göre Julian Harvey bunu bilerek yapmıştı. Artık yakalanmak ve ceza almak istiyordu. O yüzden geride oyunu zorlaştırabilecek bir ihtimal bıraktı. Fakat cezaevine girme fikri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladığında her şey değişti. Cezaevine girmeyi göze alamadı. Psikolog Richard Logan'a göre Julian Terry'yi de oyun dışı bırakacaktı. Ancak onun denize atladığını görünce yıkıldı. Arkasından sulara atladı fakat onu yakalayamadı. Bu olaydan sonra sahil güvenlik can kurtaran sahaların rengini değiştirdi. Uzaktan çok daha iyi göründüğü için turuncu renge geçiş yaptılar. Terry Joe bir hafta sonra Miami'deki bir hastaneye yatırıldı ve birkaç gün içinde polisler tarafından sorgulandı. Daha sonra halasının yanına taşındı. Terry yaşadığı travmayı kısa sürede atlattı.
denizlere küsmedi. Tam aksine ailesiyle denizler arasında bir bağ olduğuna inandığı için sürekli denizlere açıldı. 2010 yılında hem bu olayı hem de o günden bugüne kadar yaşadığı bütün olayları anlattığı bir kitap çıkarttı. Julian Harvey, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir bunalıma girmişti. İddialara göre kekeliyor, yüzü seyiriyor ve savaştan önceki halin aksine oldukça agresif davranışlar sergiliyordu. Dönüştüğü bu adamın nedeni savaş ve onun bıraktığı acı hatıralardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.